Dur abi. Orada mısın Cemal abi? Hadi bismillah. Bekle abi. Ben çabuk çabuk yaparız zaten. Biraz yerden alabilir misiniz efendim? Evet. Bu otomobil Atatürk'ün şahsi arabasıymış. Araba 1935 model. Fakat İş Bankası'nın Atatürk'e hediye ettiği bir otomobil olarak ben hatırlıyorum. Atatürk'ün Anadolu gezisinde Hatay'da beklemiş. Kendi kız kardeşi varisleri tarafından bir yerde bekletiliyormuş. Orada kalmış. Biraz atıl durumda, biraz kötü durumda. Çünkü Atatürk öldükten sonra 60'lı yıllara kadar orada kaldığı yerde kullanılmış. Ne zaman en son arabadan bir hayır gelmeyecek duruma gelince beklemiş. O varislerden bir tanesi İş Bankası'nı aramış, arabadan haberdar etmiş. İş Bankası da arabayı oradan alarak trenle Ankara'ya getirmiş. Ondan sonra Anıtkabir'e hibe edilmiş. O zamandan beri de biz alana kadar da Anıtkabir'de sergileniyordu. Atatürk'ün otomobili olarak. İlk iki otomobil bize gelmesi 2013'te başladı. 2 sene, 3 sene süren restorasyonları oldu. Sıra bu otomobile gelince zırhlı otomobili teslim ettik. Ondan sonra bunu aldık. Bunun restorasyon süresi birazcık uzun oldu. Çünkü pandemi döneminde hem yurt dışı kaynaklı hem bizden kaynaklı biraz beklemeler oldu. Bir de orijinal döşeme malzemesinin birebir aynısı yeniden imal edildiği için onun da bekleme süresi oldu. Krom aksamları yurt dışına yapılmaya gitti. Amerika'ya gitti. En iyi kalitede krom yapıldı, geldi. Onları beklerken bizim arabayla ilgili çalışmalarımız devam etti. En sonunda hazır duruma gelince montajına yavaş yavaş başladık. O vesileyle bitme aşamasına geldi. 2018 Ekim ayında bizim atölyelerimize geldi. Getirdik. O tarihten beri bu teslim ettiğimiz son bir ay evveline kadar işlemleri devam etti. Bu araba 1935 Cadillac marka 370 modeli bir araç. 7 kişilik limuzin olarak geçiyor. Zırhlı değil. Atatürk'ün şahsi otomobili olarak biliyoruz. Tabii Atatürk öldükten sonra kullanıldığı zamanlarda iyi korunmamış. Bakımları ne derece yapılmış bilmiyoruz ama oldukça yorgundu. Yorgun olan her şeyi gene kendi orijinal parçaları üstündeydi. Herhangi bir değişen, uyduruk takılmış bir parçası yoktu. Ama eksikleri vardı. Çalışır durumda değildi. Biz onu istenirse çalışır duruma getirdik. Arabayı bulunduğu kuleden, 23 Nisan kulesinden dışarı çıkartırken sökerek çıkarttık ki 60'lı yıllarda yine sökerek içeri sokmuşlar. Sökerek dışarı çıkarttık. Restorasyon bitti. Biz yine arabayı teslim töreninden sonra biz yine bir tarafını sökerek tekrar içeri aldık. Ondan sonra montajını yarından itibaren yapacağız. Şimdi yerine koyduk. Biz çok duygulu durumlar yaşadık. Bir asırda herkese nasip olmayacak bir restorasyonda görevli olmanın vermiş olduğu haz bizde ayrı bir şey oluşturdu. Şimdi bu arabalar öncekileri teslim ettiğimiz zaman yerine bir tanesini alıyorduk. Bizim için
sorun olmuyordu. Ama şimdi bunu teslim ettik, yerine getirecek araba yok. Biz dönünce bunun bulunduğu atölye boş. O bizi bayağı bir üzecek. Neden? Çünkü çok alışmıştık. Önemli bir görevi yerine getiriyorduk. Çok duygusaldı. Bir de dediğiniz gibi Atatürk Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün otomobilinin Anıtkabir'e teslim töreninin yapılması o da ayrı bir olaya değişik boyut kazandırdı. O şekilde yani böyle bir görevde bulunmanın mutluluğunu, huzurunu, ne bileyim onurunu yaşıyoruz. Yerine getirdik sonuçta. Ait olduğu yere ilelebet kalmak şartıyla koyuldu.